Türkmen pilavı için malzemeler: 500 gram kuzu eti, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2 adet havuç, 2 su bardağı su, 2 su bardağı pirinç. Evet, hemen ocağımıza tenceremizi koyuyoruz. Diğer taraftan da pilavımızın suyu için önce suyumuzu bir boşaltalım. 2 bardak pirincimiz var. 2 bardak civarında su kullanmamız lazım. Hemen ocağımızın altını açalım. Diğerini de açalım. Pilavda biz çiçek yağı, ayçiçek yağı ve tereyağı kullanacağız. Arzu edenler sırf çiçek yağından da bu pilavı yapabilirler. Bugün Türkmen pilavını salma denilen, yani her zaman pirinç kavrulup malzemelerle beraber su üzerine ilave edilirdi. Bu pilavdaki fark, bütün malzemeleri kavurup suda pişirdikten sonra pirincimizi en son aşamada ilave edeceğiz. Karıştırıp tuzunu, biberini yine her zaman olduğu gibi ayarladıktan sonra kapağımızı kapatıp pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Yağ tavada ısınırken hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Yağın yanmaması çok önemli. Şurada soğanlarımız kalmış. Evet, yağ ısındı. Şu sihirli ses gelecek. Los. Evet, soğanlarımız kalmış. Öyle kaçmak yok. Evet, bir tane büyük, iri bir tane soğanımızı doğradık. Tenceremizin içine attık. Soğanın çabuk pişmesi için ne yapıyorduk? 2 kaşık hemen tuz. Pilavın suyunu vermeden önce tuz ilave ederken ne yapıyoruz? Bu atmış olduğumuz soğanı unutmuyoruz sevgili seyirciler. Evet, bu arada soğanlarımız kavrulurken pirincimizi ıslatalım. 1 ve 2 bardak biraz tuzumuzu ilave edelim. Ilık suyla ıslatmamız gerekiyordu. Suyumuz biraz bundan. Önce soğuk su koyalım. Biraz da kaynamadan suyumuzdan attık. Şöyle güzel bir karıştıralım. Pirincimiz de suyun içinde beklesin. Havuçlarımızı da soyalım. Soğan çok önemli. Böyle tam böyle karamelize olacak şekilde.
yemeklerde soğanın pişmesi, tam böyle olgun bir şekilde pişmesi çok önemli. Yemeği yerken ağza diri sayılabilecek bir soğanın gelmesi gerçekten yemeğin lezzetini engeller. Biz de hemen ne yapıyoruz? Havuçlarımızı doğramak üzere ince kısımlarını ayırıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Bunları direkt halka olarak doğradık. İnce yerlerini. Yan gözle de tabii ki soğana bakıyoruz tenceremizdeki. Havuçlarımız da hazır. Hops, kenarları az kalsın. Evet, soğanları iyice pişiriyoruz. Evet, soğanlarımız iyice pişti. Havucumuzu da atalım. Bir tane havuç bizlerden kaçmaya çalışıyor ama bizden kaçış yok. Havucu da biraz tavada kavurduktan sonra en son aşama geldiğinde etimizi ilave edeceğiz. Çünkü etin iyice pişmesi geliyor. Havuçlar iyice şöyle bir ısınsın. Evet, havuçlarımız bütün rengini ve aromasını kavurmuş olduğumuz tencerenin içindeki yağa verdi. Artık bu ne demek? Etler tencerenin içine bekleniyor. Etlere davetiye geldi. Etlerimizi de atıyoruz. Altını şimdi biraz açmamız lazım. Kuvvetli bir ateş. Evet, etleri iyice kavurduk. Havuçlar, soğanlar. Soğanlar içinde sevgili seyirciler yok gibi. Şöyle bakıldığı zaman asla anlaşılmıyor. Ama o karamelize olmuş, iyice kavrulmuş soğan. Farkındaysanız kaşığıma da ulaştı ama soğan oldu. Belli bile değil. Hemen kaynamış olan suyumuzu, yani aşağı yukarı 3 bardak civarında su. Bize 2 bardak su gerekiyor. Bu arada ne olacak tabii? Evet, gördüğünüz gibi hokur hokur oldu. Et pişerken 1 bardağı bunun buharlaşacak. Ve pilavımıza gerekli olan su zaten o kadar. Evet. Neden sıcak su koyduk? Kaynayan bir etin üzerine soğuk su koyduğumuzda yine et sertleşecek olduğu için diğer tavada suyumuzu kaynattık ve etin üzerine döktük. Evet, etimiz pişerken biz hemen pirincimizi güzelce yıkayacağız. Önceden ıslatmıştık gördüğünüz gibi ılık suda. Su artık soğumak üzere. Bunu tekrar çok sıcak olmayan soğuk veya ılık suda yıkadıktan sonra süzdüreceğiz. Et piştikten sonra kaynamakta olan etin içine ilave edeceğiz. Tabii ki tuzunu, biberini vesairesine baktıktan sonra da pilavımızı pişmeye tamamen terk edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yine pirinçlerin suyu süt kıvamına geldi neredeyse. Nişastalarından ayrıldı. Şimdi pirincimizi güzelce yıkadıktan sonra, tabii kibar kibar davranıyoruz pirincimize, süzülmesi için bir kenarda bekleteceğiz. Önce beyaz suyundan. Evet, etimiz iyice kaynadı. Bir bakalım durumu nasıl sevgili seyirciler. Şöyle artık metal kevgirimizi alabiliriz. Evet, etler pişmek üzere. Hemen biraz karabiber.
2 kaşık atalım. Bardak başına 1 tane olsun. Biraz tuz atmıştık. Onun için 2 tane de tuz atıyoruz. Bir karıştıralım. Tuz olayı önemli olduğu için hemen çok az bir tuz atarsak, çünkü pirinci de bu durumda, geriye ne kaldı? Pirincimizi etle buluşturma kaldı. Gördüğünüz gibi o da suyunu çekmiş. Hops. Evet, pirinçleri kavurmadan ne yaptık? Etimizle buluşturduk. Yani pirinçler suyun içine. Normalde her zaman su pirincin içine giderdi. Kaynayana kadar altını tekrardan açıyoruz. Bu tip pilav yaparken kavurmadan biraz daha, çok az daha suyunu az tutuyoruz. Maydanozlarını da biraz içine atalım. Evet, tuzu, biberi, her şeyi tamam. Suyuna da baktık, o da tamam. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Pilavımız suyunu çeksin. Evet sevgili seyirciler, bu pilavın tabii diğer özelliği de kaynarken arada bir şöyle bir karıştırıyoruz ki diğer pilavda da tam tersi, hiç tencerenin içine su çekilene kadar karıştırmamak gerekiyordu. Tane tane bir pilav olacak inşallah. Evet, pilavımız 10 dakika dinlendi. Bakalım nasıl bir pilav ortaya çıkacak. Hemen servisimizi yapmak üzere tabaklarımızı getirdik. Hala dumanları gördüğünüz gibi, mis gibi kokularla beraber. Şöyle bir karıştıralım. Bol etli. Buharı o kadar çok ki gözlerime geliyor. Her zaman olduğu gibi küçük tabağa da kendimize alalım. Kıyılmış maydanozumuzun kalan bölümünü de evet, ben sizler için tadına yine kendimi feda ediyorum sevgili seyirciler. Çok sıcak yine. Ben sizin için tadına baktım. Öneriyorum. Afiyet olsun. Türkmen pilavı için malzemeler: 500 gram kuzu eti, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2 adet havuç, 2 su bardağı su, 2 su bardağı pirinç.